Şimdi geçen ders ne yapmıştık? Geçen ders MIMO kanallarını işlemeye başlamıştık. Burada tabii en önemli konu çoklu antenler arasındaki ilintiyi kurmak. Modellemek yani, değil mi? Çünkü önceki chapter'da zaten biz Rayleigh fading kanalını kurmasını görmüştük. Doppler, yani hızı verdiğimiz zaman Doppler işte çeşitli yöntemler vardı. Bunlardan işte filtered white Gaussian noise'la yapıyorsunuz. Her tep için bunu yapabilirsiniz. Filtered white Gaussian noise. Daha sonra tepleri de kaydırıp topluyorsunuz zamanda. Değil mi? Bu şekilde yapıyordunuz. Peki birden fazla anten olduğu zaman o zaman her tep için yine filtered white Gaussian noise yapacağız. Antenler arası korelasyonu bulacağız. Bunun için neye ihtiyacımız vardı? Bu Metra kanal modeline göre bu açılımı şuymuş. Intelligent Multi Element Transmit and receive antenna. Uniform linear array varsayıyor. Yani çizgi halinde dizilmiş anten elemanları. Ve truncated power azimut spektrumunda truncated Gaussian veya truncated Laplacian şeklinde, değil mi? Yani şöyle veya bu şekilde. Bu angle of arrival, angle of mean, yani ortalama. Yani bana alıcıya gelen sinyallerin hangi açıdan geldiği konusu, değil mi? Bunun bir spektrumu var. Ama açısal bir spektrum bu. Tabii ki ben neyi merkeze alıyor? Bir ortalama bir geliş açısı var. Ve bu açı etrafında dağılmış. O da angular spread. Bunlar farklı kanal modellerinde bize verilmesi gereken şeyler. Yani biz bunları bilemeyiz. Ama farklı kanal modellerinde bize verilen şeyler. Tabii ki antenler arası boşluk. Genelde mesela örneğin 0,5 lambda, yani dalga boyunun yarısı kadar antenler arasında boşluk. Anten sayısı verilmesi gerekiyor. Ondan sonra bu mesela Bessel fonksiyonlu olan bir takım formüller vardı. O formülleri devreye sokarak veya integralli olanlar vardı. Bessel fonksiyonlu olanlar vardı. Oradan antenler arası ilintileri bularak hem alıcı hem verici antende bu korelasyon matrisini buluyoruz, hesaplıyoruz. Q nedir? Q şu spektrumun, yani hangi açıdan ne kadar güçte bir ışın geldiğini belirten şey. Onun integralinin bir olması lazım. Onun integralinin bir olmasını sağlayan nedir o? Normalizasyon sabitini bulmamız gerek. Sigma da şeyin varyansı, o Laplace'ın veya Gauss'un varyansı bulunuyor. Daha sonra Kronecker product'la, yani baz istasyonunun antenlerinin korelasyon matrisiyle kullanıcının anteninin korelasyon matrisini Kronecker product'ını alıyoruz. Yani sistemdeki toplam anten sayısı, ya alıcı verici anten sayılarının çarpımı şeklinde bir kare matris elde ediyoruz. Daha sonra Cholesky decomposition ile bir C matrisi bulup daha önceden bir tep için bulduğumuz zaman serisini bununla çarpıyoruz. Evet. Daha doğrusu her anten çifti için, değil mi? Bunu buluyoruz. Her anten çifti için. Burada hatırlarsanız şöyle bir vektör vardı, değil mi? Bu IID'di. M çarpı N uzunlukta. Her anten çifti için bir zaman serisi buluyoruz.
bu şekilde o anten çiftlerinden oluşan belli bir zamandaki sayıları bu C ile shaping, şekillendirme maddesiyle çarparak ve o tapping gücü tap power'la çarparak o tapin her bir anten için zaman serisini buluyoruz. Sonra her tap için bunu tekrarlıyoruz. Şurada yine bunu bir şemayla göstermiş. Burada filtered white Gaussian noise yöntemiyle bunu yapıyoruz. Yani for each transmit, receive, pair, generate, fading, channel diyelim. Using filtered white Gaussian. Daha sonra bunu her transmit receive pair için yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Şekillendirme maddesiyle çarparak koreli bir dizi elde ediyoruz. Her alıcı verici anten çifti için. Daha sonra bu bir tap içindi. Tap için. Tap. Onun gücüyle çarpıyorum. O tapin gücüyle çarpıyorum. Daha sonra topluyorum. Kaydırıp topluyorum. Çünkü her tepin farklı delay'i var, gecikmesi var, değil mi? Ödevdeki gibi. Evet. Opsiyonel olarak bir steering matris de anten yayılım örüntüsünü şekillendirebiliriz. Opsiyonel olarak bu şekilde. Rice fading yapmak istersek genelde nedir? Rice fading bazen ilk tap'in line of sight bileşeni olabilir. Değil mi? SUI kanalında da işte 6 tane şey vardı. Model vardı. Bunlar kolaydan zora doğru gidiyordu. En kolay olan modellerde neydi? Line of sight vardı. Yani daha kolay bir kanal. Tabii bu line of sight genelde ilk tepte oluyor sadece. Çünkü line of sight zaten hemen ulaşır, değil mi? İlk alıcıya ulaşan tepin içerisinde olması lazım. Dolayısıyla bunu diğer tepler için pek yapmıyoruz. Sadece ilk tep için yapıyoruz. Yani ilk tepte bunu ürettikten sonra az önce bahsettiğim yöntemle daha sonra K faktörüyle aslında bunu unutmuş galiba. Bölü K artı bir karekök demesi gerekirdi. Unuttu diye düşünüyorum. Çünkü toplam gücün artmaması lazım. Değil mi? Toplam gücün yine normalize 1 olması lazım. Line of sight nasıl üretiliyor bu sefer? Çünkü çoklu anten olduğu için tekli anten olsaydı 1 olurdu sadece. 1 olurdu değil mi? 1 olurdu. Ama şimdi çoklu anten var. Dolayısıyla bir şekillenmiş bir hüzme gelecek bize line of sight olarak. Oradaki parametreleri DTX transmit antenler arası şey. Bu da receive antenler arası boşluklar, boşluk miktarı. Alıcıya geliş açısı, angle of arrival. Bu angle of departure. Evet, başka burada neler var? PD hız. Bu da bu alfa nedir? Angle between direction of movement ve line of sight arası açı. Yani burada bağıl hız ifade edilmiş. Evet. Frekansta bir kayma yaratacak dolayısıyla. Onu bir şekilde bir ifade edelim.
alıcı verici arasındaki line of sight path ve mobil istasyonun gittiği yön burada verilmiş, aradaki açı alfa olarak. Dolayısıyla bunun hızı v ise bu bağıl hız ve kosinüs alfa olur. Bağıl hız. Evet, bu şekilde. Burada yakınlaştığı için frekansta bir artışa sebep olacak. Dolayısıyla açı buradan ölçülüyor. Buradan. Yani şu tarafa doğru gitseydi, o zaman açı böyle olurdu. O zaman negatif olurdu, değil mi şey? Frekansta azalma yaratırdı. Evet. Şimdi başka. Evet. Bu nedir? Baz istasyonu anten elemanları var. Buna broadside deniyor. Broadside. Nedir o? Anten dizisine dik olan yöne broadside deniyor. Değil mi? Broadside. Bütün bu direction of arrival'lar veya angle of arrival'lar, yani buna AOD dese daha iyiydi. Yanlışlık yapmış herhalde yine. Angle of departure. Bu cluster var. Burası, pardon, cluster. Bunlar subrayler içerisinde. Evet. Bununla ilgili başka bir şey. Bu aslında şunu konu alıyor burası. Şu kısmı. Evet. Yani antenler arasında boşluk var. Şöyle burası steering. Diagonal matrix. Burası. Bu da radiation. Pattern. Evet. Şöyle devam edersem 3GPP'nin modeline gelelim. 3GPP'de üretme yönteminden bahsetmemiş, sadece matrisler vermiş. Yani nedir? Burada şöyle şu şeye bakarsak case A, B, C, D şeklinde modeller var. Case A'da bir tane pet var. Bir tane pet var. Bu şey referans kanal modeli aslında. Yani yani nedir bu? Uncorrelated. Bir de multi-path fading de yok yani aslında. Case B makro sel modeli. C de makro sel modeli ama daha fazla tep var. Case D daha da zor bir kanal modeli. Case B pedestrian, yani yaya. Pedestrian, yaya. Yani yürüyen birisi. C ve D vehicular, yani pardon, C de vehicular, D pedestrian şeklinde. Doppler spektrumu A ve B'de klasik, yani U şeklinde. Böyle.
Laplacian ise bu şekilde, bu Doppler spektrumu. Hız için değişik formüller, şeyler var. 3, 40, 120. Gerçi 40 ve 120 nasıl pedestrian olacak değil mi? İTÜ pedestrian demiş ama 3, 40, 120 demiş. Doğru mu demiş, yanlış mı demiş bilmiyorum ama her neyse biz devam edelim. Üçünde de antenler arası boşluk 0,5 dalga boyu. Bu daha kolay bir kanal. Burada bir line of sight var birinci pette. 6 dB. Şurada B çıkmamış. 6 dB. Bu user equipment için 360 dereceden de geliyor ışınlar. Uniform. Evet. 35 dereceden geliyor merkezi. Direction of movement 0 almış, 22,5 almış, eksi 22,5 almış. Angle of arrival bütün padler 22,5, bu 67,5'tan. Bu da tekli padler 22,5, çiftliler eksi 67,5. Bu şekilde. Base Station'da 0,5 de var. 4 de yapılabilir. 1, 2. Power azimut spektrum bu oldukça dar bir açıdan geliyor sinyal. 5 artı eksi 5 artı eksi 10 derece artı eksi 15 dereceden geliyor. Angle of arrival 20 olabilir. Yani 15-25 arası. Bu 10-30 arası. Bu da diyelim 2 ise eksi 13 ile 10, artı 17 arası gibi veya bunu dersek 5 ile 35 derece arasında bir power azimut spektrumu var. Şimdi bu şeylere dönersek matrislere. Burası case B. Pedestrian A modeli yani. 4 çarpı 4 MIMO. 4 çarpı 4. Yani baz istasyonunda da 4. Alıcıda da 4. Spacing 0,5. Bu baz istasyonunun korelasyon matrisi. Laplace'a göre hesaplanmış. 5 derece angular spread. Angle of arrival'da geliş açısı 20 derece. 20 derece. Bu typical urban macrocell. Bu da kullanıcı da uniform. Daha önce dediğim gibi uniform. Bütün açılardan gelebiliyor şey. Angle of arrival'da ortalama angle of arrival'dan bahsediyorum. 22,5. Evet. Bunlar hazır kullanılabilir. 3GPP MIMO kanal modeli hazır kullanılabilir. Bunların Kronecker product'ını alıyoruz. Daha sonra Cholesky decomposition yapıyoruz. Ve daha önce uncorrelated olarak ürettiğimiz her bir anten arasındaki fading kanalını matrisini bununla çarpıyoruz. C matrisiyle çarpıp korele ilintili bir şey üretmiş oluyoruz. Evet. Bunu üretirken aslında bu matrisleri üretirken input nedir? Speed. Angular spread. Antenler arası boşluk. Daha sonra for each path. Her path için. Ne yapıyoruz? O path'in angle of arrival'ını veriyoruz. Evet. Evet. B'de bakın. 20. Bütün pathler için 20. Veya 50. Bütün pathler için 50.
Tamam mı? C'de de aynı. Yani bütün pertlerin geliş, ortalama geliş açısı aynı. Tamam mı? Bu şekilde. Ama C'de dikkat ederseniz 6 tane şey var. Her petin geliş açısı farklı. 6 tane petin her birinin geliş açısı farklı. Burada 1 demiş superscript ama A olacak o. Ne demiş? Angle of arrival identical to all paths. B ve C için. Case B için 20. Case C için 50 dereceden geliyor. Altta biraz farklı bir şey yapmış ama önemli olan şu. Bütün petler aynı yoldan geliyor yani. Evet. Ama burada dediği gibi bu birinci pet 2, 3, 4, 5, 6. petin şeyi farklı. Yani her petin input olarak angle of arrival'ını koyuyoruz. Daha sonra filtered white Gaussian noise'la her bir anten için üretiyoruz. Daha sonra correlation matrisini alıyoruz. Ve daha sonra ondan sonra her bir tepi üretiyoruz. Skip and add pets şeklinde. Hem Doppler sayesinde zamanda ilintili hem de çoklu anten ve antenlerin birbirine ilintili olduğu bir durumu yaratmış oluyoruz. Case C'ye baktığımız zaman rakamlardan anlaşılan bir şey var mı? 0, 42, 90 artı J 0, 77, 66. Bilemiyorum. Yani bunlar bu şekilde çıkmış. Bu da Laplace'ın. Angular spread 10 derece. Burada neydi? 5 derece. Yani burada daha geniş bir açıdan geliyor. Angle of arrival 20. Burada kaçtı? Burada da 20'ydi. Mobil kullanıcı için Laplacian Angular spread 35. Angle of arrival 67,5. Burada daha şey çıktı. Daha korele gözüküyor şeyler, antenler. Devam edersek case'de Laplacian power azimuth spektrum. Angular spread daha fazla. Angle of arrival 2. Evet. 0,08. Bakın burada mobil kullanıcının antenlerinin korelasyonu çok daha az. Angle of arrival 22,5. Evet. Uniform power azimuth spektrum kullanılacaksa denklem 3,22, 3,23. Bunlar korelasyon matrislerini hesaplamak için. Laplacian olanlarda ise 3,32, 3,33. Yani tabii bunlar hesaplanmış hali. Bize hesaplanmış olarak veriliyor. Ama hesaplanma yöntemleri denklemlerdeki gibi. Ama simülasyon sonuçları verilmiş. Tabii bu Metra projesi tarafından bir program, MATLAB programı sağlanmış. O kullanılmış ama şu anda ben o MATLAB programını bulamadım. Erişemiyorum. Yani 10 sene önce konmuş bir şeydi. Şimdi kalmamış orada. Neyse yani biz sonuçları görelim burada.
Evet, bu downlink, hani baz istasyonundan kullanıcıya phase B için 2x2 MIMO. Evet. 120 kilometre bölü saat hızla gidiliyor. 10 milisaniyede kanalın değişimini görüyorsunuz. Birinci transmit antenden birinci receive antene, birinciden ikinciye, ikinciden birinciye, ikinciden ikinciye. Tabii 2x2 MIMO için ne yapacağız? Bu 4x4 MIMO için, yani bu verilen matrisler 4 antenli, ikisi de 4 antenli iken. Fikri olan var mı? Ne yapmamız lazım? Yani 2x2 MIMO için simülasyon yaparsak. Ne yapmalıyız? En basit aklınıza gelen şey çözüm. Yani bize 4x4 MIMO için. Yani bu baz istasyonun birinci anteniyle kendisi, birinci anteniyle ikinci anten, birinci antenle üçüncü, birinci antenle dördüncünün korelasyonu şeklinde bir matris yani. Aynı şey mobil istasyon için de verilmiş. Ama pratikte belki baz istasyonu 4 tane anten var. Kullanıcıda 2 tane var. Veya ikisinde de ikişer anten var. Ne yapmalıyız acaba? Evet. Var mı fikri olan? Yok mu hiç? Ne yapmalıyız? Yani bu simülasyon sonuçları 2x2 MIMO için verilmiş. 2x2'nin korelasyon matrisini buradan nasıl elde edebiliriz? Evet. Hocam bunlar Kronekerle elde ediliyordu değil mi bu matrisler? Yok, Kronecker değil. Bu matris Kronecker'le elde edilmiyor. Yani bu nasıl elde ediliyor? İşte şu denklem demiştim ya, 3.22, 3.23. Orada ne vardı? Antenler arası uzaklığı veriyorsun. Geliş açısını veriyorsun. Yani şu 2 dereceyi veriyorsun. Angular spread, açının geliş açısının yayılımı. Yani bu 2'nin etrafında artı eksi 15 şeklinde bir uniform veya bu da Laplacian. O zaman 3.32, 3.33. Yani o denklemler kullanılıyor. Şöyle yaparız. Yani şunu alsam buradan. Olmaz mı yani? Yanlış mı olur? Bu o maddesi alsam Yok yok direkt olur hocam ya. olur mu diyorsunuz? Evet. Tamam. Veya şunu alsam o da aynı. Hani ortadaki antenleri alayım. Yani mobil içinde bunu alsam olur ya, bana kalırsa gayet mantıklı yani. Evet, yani onları alarak yapmıştır bu simülasyonu. Evet, yani bu grafiklerden bir bilgi çıkartmak zor yani. Bu şekilde değiştiğini görüyorum. Hocam bu değişen ne? Nasıl Zamanda yorumlayalım? şey, zamandaki değişim kanalının Şurada mesela dört tane çizgi var. Bunlar neleri temsil ediyorlar? güzel. Şimdi antenleri edemez. Birden bire, birden ikiye, ikiden bire, ikiden ikiye şeklinde. O zaman bunlar petler, yani tepler olabilir. Değil mi? Kanal katsayıları olabilir mi hocam? Channel Efendim? coefficient. Channel coefficient olabilir mi kanal katsayıları? Yani evet, kanal tabii channel coefficient zaten burada yazıyor, channel coefficient. Yani bu şey gönderdiğim zaman gönderdiğim sembol şu katsayıyla çarpılıyor.
Tamam mı? İkinci zaman diliminde gönderdiğim sembol diyelim şununla çarpılıyor, şununla çarpılıyor. Burada zayıfladığını görüyoruz kanalı. Burada güçlendiğini görüyoruz. Burada tekrar zayıflıyor. Ama bunlar mutlak değerleri. Bunlar aslında kompleks sayı biliyorsunuz. Ödevde de sonuçta böyle bir şey üretmenizi bekliyorum yani. Bunlar şey olsa gerek. Tepler olsa gerek. Bir bakayım bir emin olmak için. Figür 3.18 tamam. Bunlar power delay profile. 4 tane tep var görüyorsunuz. Yani bunlar her tepin kanal serisi bunlar. Tamam mı? Tamam mı? Bu şekilde. Gerçek kanal nedir? Bunun bir gecikmesi var. Delay. Yani zamanda kendi delay'i var yani. O delay kadar kaydırıyorum. Topluyorum bu dördü. Asıl kanal o oluyor yani. Bunların zayıfladığını görüyoruz değil mi? Yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü tep şeklinde düşünebiliriz. Case B'de line of sight vardı. Dolayısıyla birinci petin gayet güçlü olduğunu görüyoruz değil mi? Birinci petin her antenanın üstünde güçlü olduğunu görüyoruz. Çünkü Ricean yani line of sight bileşeni de var. Ama bunlar da bozucu etki ediyor. Yani bunlar gecikmeli olduğu için önceki gönderilen sembolleri şu an gönderilen sembolle karışmasına sebep oluyor. Ama tabii onların gücü çok daha az. Yani bu logaritmik bir grafik görüyorsunuz. Yani onda bir, yüzde bir falan onların gücü. Ama bir miktar tabii ki bozuyor. 4 tane pet varmış. Görüyoruz ki neden? Burada 4 değil mi? 4 tane pet var. Tabii bu petlerin delay'leri nerede? Yazmamış değil mi? Ama ITU pedestrian A diye arasanız bulunur. Yani ITU pedestrian A power delay profile. Pedestrian'da loss elementi, line of sight elementinin olması mantıklı mı? Yani aslında bu pedestrian yani şu case B kanal modeli pedestrian olmak zorunda değil. Dikkat ederseniz 3, 40 ve 120 kilometre bölü saat hızlar verilmiş yani. Sadece power delay profile'ı ITU pedestrian olarak yani ITU pedestrian bir power delay profile şekli. ITU pedestrian A PDP diye aratsam bakıyorum. Evet. Şöyle Google'dan arattım. Burada. Burada galiba şeyler var. Pedestrian A PDP as specified by ITU. Yani neymiş? İlk pet 0 dB. Sonra 110 nanosaniyede gelen ikinci pet var. Eksi 97. 190 nanosaniyede gelen üçüncü pet. 410 nanosaniyede gelen dördüncü pet var. Eksi 22. Yani 100 kattan daha düşük. Bunlar da lineere çevrilmiş. Yani o pedestrian bizi şey yapmasın o zaman. Aldatmasın. Yani bu vehicular için de kullanılabilir. Bu case B denen şey. Şunu kapatayım ben tekrar. Tekrar şeye döneyim.
Neredeydik ya? Evet. Sadece Power Delay Profile'ı, İTÜ Pedestrian A. O Power Delay Profile'ı kullanıyorum ama bu Vehicular içinde olabilir. Ama ne olursa olsun burada bir typical macro cell, yani bir line of sight bileşeni de var. Pedestrian'da line of sight olmak olur mu? Bazen olabilir. Yani sonuçta yani o kadar çok case var ki hepsini yapmaya kalksak 100 tane case A, B, C, D, F, G diye gider yani. O yüzden genelde 6'ya kadar oluyor bu modeller. Yani 3G'de, 5G'de de öyle oldu. A, B, C, D, E, yani 5 tane, 5 farklı kanal modeli var. Kolaydan zora veya zordan kolaya. Yani burada da o şekilde yapılmış. Bir tane işte klasik Doppler spektrumlu, işte line of sight'ı olan bir makro cell senaryosu. Diğerinde line of sight'ı olmayan bir makro cell senaryosu. Ötekinde de 6 tane peti olan ve her biri farklı açılardan gelen daha zorlu bir makro cell, yani urban, şehir içi micro cell hatta. Tamam, daha biraz daha kalabalık ortamlar, binaların falan çok olduğu bir ortam ele alınmış. Evet. Yani bunlar petler. Yani petler. Tamam mı bu şekilde? Bunlar power delay profile'lar. Şimdi ideal bu idealmiş. Yani olması gereken sanırım bu. Bu da ölçülen average. Biraz farklı gördüğünüz gibi. Yani olsun, çok da önemli değil demek ki. Bu EDP pedestrian A model diyelim. Pedestrian A modeli. O az önce size gösterdiğim şeye baksam eksi 10 ideale bakıyorum. Eksi 10, eksi 20, eksi 22. Evet. Hakikaten bu size gösterdiğim şey. Yani şu üstlük ideal. Az önce size internetten arayıp gösterdiğim şey. Ama kendisi üretmeye kalktığında demek ki biraz farklı oluyor. Çok da önemli değil. Evet. Korelasyonları ölçmüş. Evet. Baktığımız zaman 4 anten var. Tabii ki kendisiyle şurası 1 çıkıyor yani. Şu diagonal 1 çıkıyor. Burada da öyle ama tabii bu grafikleri düzgün görebilmek zor yani. Şurası 1 yani şu şeyi. Hep kendisi, her antenin kendisiyle korelasyonu 1. Sonra tabii ki düşüyor antenler uzaklaştıkça. Yani 1'in 2 ile korelasyonu, yani 1'in 3 ile korelasyonu 1'in 2 ile korelasyondan daha az. Korelasyon koefisyentleri. Evet. 1'in 1'i ile bu şey 1'e 1 derken baz istasyonunun birinci anteninden kullanıcının birinci antenine olsa gerek. Evet. Yani bunlar ölçüm sonuçları. Yani sonuç olarak ne yapacağız? 3G kanalı üretmek için bu matrisleri kullanacağız. Tekrar ediyorum. Mesela case C yapmak istiyoruz diyelim. Öncelikle her anten çifti arasında 2 olsun mesela, 2 çarpı 2. Baz istasyonu 2 anteni var, kullanıcının 2 anteni var. Ben 4 tane fading kanal üreteceğim. Bağımsız olarak 4 tane.
her birini FWGN ile üreteceğim. Tamam mı? Bunu yaparken antenler arası boşluk 0.5 olsun hep. Dalga boyunun yarısı alalım. Antenler arası boşluğu. Kullanıcının power azimut spektrumu 35 derece. Yani angular spread'i. Tamam mı? Açısal yayılımı 35. Değil mi? Yanlış. Ve angle of arrival'ı 67.5. Baz istasyonundaki 10 derece angular spread, angle of departure'da 20 olsun mesela. Buna göre ben ne yapıyorum? 3 bu da Laplacian olduğuna göre nereye gitti? 3.32 kitabımızdan ve 3.33. formüllere göre bunları yok pardon ona gelmedik. Buna göre filtered white Gaussian noise yöntemi kullanarak ne yapıyorum? 4 tane veya 16 tane birbirinden bağımsız fading kanal üretiyorum. Yani ödev 1'i yapıyorum. Ama her anten çifti için yapıyorum. Ondan sonra şu case C için olan şeyi, eğer 4'er anten varsa bu matrisinin tamamını kullanıyorum veya ikişer tane varsa ortasından 2x2'lik kısmı almak yeterli olur. Ondan sonra da bunların Kronecker product'ını alıyorum. 4'er antense 16x16'lık bir matris elde ediyorum. İkişer antense 4x4'lük bir matris elde ediyorum Kronecker product'ta. Cholesky decomposition yaparak biz C matrisi buluyorum. Ve az önce bu ürettiğim 4x4'lük zaman serisini, yani 16 tane zaman serisi ya, onunla çarpıyorum o matrisi. Birbiriyle korele zaman serileri elde ediyorum bu şekilde. Böylece antenler arası korelasyonu elde etmiş oluyorum. Bunu bütün tepler için yapıyorum. Bu yaptığım şeyi. Bütün tepler içinden, yani 6 tane tep için yapıyorum. Dolayısıyla her anten çifti için 6 tane tep üretiyorum. Daha sonra bunların delay'leri de internetten bulunabilir. Bunları kaydırıp circle'a shift yapabilirim. Herkesi kendi delay'i kadar. Tabii delay'leri sample süresiyle, sample süresinin katları olması lazım. Az önce size gösterdiğim şeyin delay'leri neydi? 0, 110, 194, 110. Mesela sample süresini 10 nanosaniye alsam her şey, bütün gecikmeler sample süresinin katları olarak ifade edilebiliyor. Dolayısıyla 110 nanosaniye demek 11 sample demek. 190 nanosaniye demek 19 sample. 410 nanosaniye 41 sample demek. Yani ürettiğim tepleri birincisini kaydırmıyorum. İkincisini kaydırıp 11 kere kaydırıp üçüncüsünü 19 kere sample kaydırıp sonuncusunu da 41 sample kaydırarak topluyorum. Bu şekilde bir şey üretmiş oluyorum. Bir de şimdi saatimiz kaç? 14. Bir de facial channel model var. Evet. Böyle. Şimdi facial channel model nedir? Şöyle yapalım. Facial channel model. Bu ışın tabanlı. Ray base. Işın tabanlı. Tamam mı? Bu şekilde. Super position of sub ray components. Yani clusterlar var. Bunların konumları belli. Yani büyük saçıcılar.
Onların içerisinde küçük saçıcılar, yani onlara karşılık gelen alt ışınlar var. Her ışının baz istasyonundan çıkış açısı belli oluyor. Kullanıcıya geliş açısı belli oluyor. Bu şekilde daha önceki chapter'da da görmüştük aslında. Bunları topluyorsunuz. Böyle bir şey üretiliyor. Bir takım avantajları var. Şöyle avantajları var. Yani MIMO kanalının istatistiksel karakteristiğini direktli, direkt olarak modelliyor. Zamanda, uzayda ve frekansta istatistiksel karakteristikleri koruyor. Üretmek daha kolay. Değişik power delay profilleri, değişik power azimut spektrumları, Laplacian, uniform kullanmak mümkün. Hem line of sight hem non line of sight üretmek mümkün. Yani bunun daha aslında avantajları olduğu söylenmiş. Evet. Şimdi arkadaşlar, telefon geldi de en iyisi şey yapalım. Tamam. Şimdi burada Laplacian power azimut spektrumu görüyorsunuz. Yani bir teta çizgi, üst çizgi ortalamalı açıdan geliyor ışınlar. Ve güç, ışınların gücü bu merkezden uzaklaştıkça üstel olarak azalıyor. Tipik bir Laplacian power azimut spektrum. Bu angular spread sigma. Bu açı. Bu da gain. Bu gain nereden geliyor? Anten kazancından geliyor. Antenin de bir örüntüsü var. Dikkat edersiniz. Yani dikkat edersiniz ki antenin de bir örüntüsü var. Bu N0 normalizasyon, normalization constant diyelim. Ne demek o? Yani şu integral, bunun integrali 1 olması gerektiği için evet, buradan bu integral alınarak normalizasyon sabiti hesaplanabilir. Şimdi bir sektör anten için, for a sector antenna, yani 120 derecelik bir sektör anten olabilir, değil mi? Böyle 120 derecelik veya ne bileyim 60 derece olabilir sektör anten için. Kullanılan model buradaki gibi. Yani 3 sektör, 6 sektör olabilir baz istasyonundaki antenler. Tipik anten örüntüsü burada görüldüğü gibi. Teta açısı bu işte 120 veya 60, artık 3 sektörse 120 derece, 60, 6 sektörse 60 derece olur. Yani bunun pattern'ı da şöyle bir şey. 120 derece sektör. 120 derecenin dışına çıktığı anda antenin kazancı hemen azalıyor, değil mi? 120 derece ve 60'lık bir antense 60 derecenin dışına çıktığı zaman hemen azalıyor. Bu şekilde maksimum attenuation diyebiliriz. Evet. Tamam.
şu önceki konudan kalan şey. Bunu geçelim. Burada Doppler'i çizdirmiş. Geçiyorum. Şu antenden bahsediyorum. Yani bu Laplace Power Azimuth Spectrum görüyorsunuz. Bu antenna pattern sıfır derece, yani tam karşıda maksimum, azalıyor sonra. Evet. Şey 70 derece. 70 derece. Yani 0,5 şurası. Eksi 35. Artı 35. Tamam mı? Arası. Yani bunun half power beamwidth'i, 3 dB beamwidth'i böyle oluyor değil mi? Gücün yarıya indiği yer. 0,5. Gücün 0,5'e indiği açılar arasındaki bölge. Tamam mı? Anlaşıldı herhalde değil mi? Eksi 35, artı 35 yani 70 derece. İşte bu anten pattern'ıyla, bu anten pattern'ı buradaki yazılı olan, matematiksel olarak ifade edilen anten pattern'ı. Bununla neyi çarpmış? Laplace güç azimut spektrumunu çarpmış. Şurada elde edilen şey product. Yani şurası. Bu. Bu şekilde. Evet. Gelelim. Bu G teta nedir? DB'den doğrusala çevrilmiş hali. Şuradaki. Değil mi? Bunu da unutmayalım. Onun dışında evet. Tamam. Baz istasyonuna geldiğimiz zaman ise hocam bu Laplace'in pasın şeyi merkezi direkt şeye denk geliyor değil mi? Angle of arrival'a denk geliyor. Evet. Angle of spread'de de yayılım gösteriyor. Ona göre dağılım gösteriyor. Aynen evet. Aha, evet. Yani burası mean angle of arrival. Dediğin gibi bunun bu ortalama etrafında ne kadar dağılım gösterdiğini ölçtü de angle of spread yani şu. Sigma yani burada. Mobil istasyonda Laplace olabilir. Veya uniform, mobil istasyonda biliyorsunuz uniformda alınabilir. 0-2 pi arasında. Yani her yerden, yani çok saçıcı var. Mobil istasyon iyice aşağıda olduğu için etrafta çok saçıcı olabilir ve her yerden gelmesi de mümkün. Burada Laplace olarak alınmış yine. Burada dikkat ederseniz burada G yok. Çünkü mobil istasyon anteni kazancı olmayan bir anten. Hani bir çubuk diye, dipol anten diye düşünelim yani bir kazancı yok. Normalizasyon sabiti yine tabii ki burada bu şekilde hesaplanıyor. Şurada bu Laplace. Bu da uniform power azimuth spektrum. İşte uniform olması buradan değil mi? Sabit bir şey. Tabii ki sigma verdiğiniz zaman
Theta bar etrafında bir dağılım, uniform dağılım gösteriyor. Sigma theta artı kök 3 sigma theta bar eksi kök 3 sigma şeklinde. N0'da ne olmalı? 1 bölü 2 kök 3 sigma. Yani angular spread bize veriliyor ya, mesela 35 derece olsun. Tamam mı? O zaman bu NO normalizasyon sabiti de 1 bölü 2 kök 3 35 oluyor. Bu şekilde bir power azimuth spektrum. Burada bir tablo verilmiş iki parça halinde. Bu tablo 3.4. Şimdi case 1, 2, 3, 4 var. Tabii yine uniform linear array varsayımı var. Case 1, 2, 3, 4 BCDA'ya karşılık geliyor. 3GPP standartındaki BCD ve A'ya karşılık geliyor sırasıyla. 3GPP'deki case 1 bu case 1'e karşılık geliyor. Modified pedestrian A. Burada verilmiş de internetten araştırmaya gerek yok. 0, 110, 190, 410. İnternetten size bulduğum şey. Değil mi? Atlamadan yapalım. Tablo. Tabloyu anlatırım yer neresiydi. Neyse. Line of sight'lı olan olmayan diye ikiye ayrılmış case 1. Line of sight olduğu zaman 4 artı 1 pet gibi. Line of sight olduğu zaman onun da ilk bir tane daha pet ekleniyor ama onun da delay'i 0. 6 dB daha güçlü şeyden, Rayleigh'den. Ona göre yapıyorsunuz. Line of sight off yaptığınız zaman onun gücü eksi infinity oluyor. Eklemiyorsunuz. Geri kalan şimdi line of sight'lı olduğu zaman eksi 6.51 eksi 16 eksi 25 eksi 29 line of sight olmadığı zaman 0 eksi 9.7 eksi 10 eksi 20. Benim internetten bulduğum şey bu yine. Tamam, bunlar. Tamam. Case 2 PDPC vehicular A dikkat ederseniz çok 6 tane pet var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve epey uzun bir şey var. Delay spread'i var ötekine göre. Tamam. Case 3 6 pet'li yine daha da uzun bir şey var. Delay spread'i var. Case 4 single pet kanal. Tamam mı? Delay spread yok yani. Line of sight'ı olan şey pedestrian yani 3 hıza karşılık geliyor. Ötekisi 30 veya taşıt araçları için düşünülmüş. Böyle tablonun aşağısı devam ediyor. Yani user equipment node B baz istasyonu. User equipment için power azimuth spektrum line of sight bileşeni varsa eğer onun sabit bir angle of arrival'ı var. Diğeri ise 360 derece uniform. Line of sight yoksa Laplacian 35 derece angular spread'i var. Yani sigma 35 oluyor. Bu şekilde ötekisi hep 0.5 dalga boyu aralıklı dikkat ederseniz. Böyle. Case 2'de 35 derece angular spread Laplacian veya uniformda kullanabilirsiniz demiş. Ötekinde
uniform kullanamazsınız demiş burada bu modelde. Burada zaten böyle bir şey yok. DOT neydi? Direction of DOT. Yani mobil istasyonun giriş yönü. Direction of travel. Angle of arrival, line of sight 22.5'tan geliyor. Diğer bütün petler aynı yerden geliyor. Bu bütün petler 67.5'tan geliyor. Bu daha zor bir kanal. 22.5 tek numaralı petler. Diğerleri 67.5'tan geliyor. Baz istasyonunda değişik konfigürasyonlar var. Genelde bu tercih ediliyor. Dalga boyunun yarısı kadar antenler arası boşluk. Burada uniform olmuyor. Power azimuth spektrum Laplace oluyor. 2 derece veya 5 derece. Biliyorsunuz baz istasyonunun angular spread'i daha düşük. Yani çünkü baz istasyonu yukarıda ve biraz açıkta olduğu için oraya gelen sinyaller, yani etrafında başka saçıcılar pek olmadığı için dar bir yerden, tek bir yönden geliyor genelde. Angle of departure, angle of arrival, artık baz istasyonu alıcıysa angle of arrival olur. Baz istasyonu vericiyse angle of departure olur. 2 derece ise 50 demiş. Angle of arrival, departure. 5 derece azimuth spektrum, angular spektrum varsa 20 derece açıdan geliyor demiş. Bu şekilde şimdi evet. Tamam. Modeli seçiyorsunuz. Subray modeli equal power mı, sampled Laplace mı? Bu kavramlar önceki chapter'da kısaca görmüştük. Her subray için angle of arrival'ı belirle. Random fazlar, anten kazançları falan bu şekilde yapın demiş. Şunu bir geçeyim de. Evet, bu görüyorsunuz. Burası broadside, yani tam karşısı. Bu da aslında karşılıklı oldukları varsayılmış. Açılar broadside'a göre ölçülüyor. Şu açı önemli. Burada cluster var. Cluster var. Cluster'ın merkeziyle yaptığı açı, ama cluster'ın içindeki subray'lerin açıları farklı oluyor. Yani cluster'ın bir merkezinin yaptığı açı var. Subray'ler onunla belli aralıklarla farklı açılar. Şu aralıkta açılar. Bu da yine bunun broadside'ıyla, yani mobil istasyonun anten dizininin broadside'ı karşısıyla yaptığı açı theta. Bakın derseniz bunlar kullanılıyor. Şöyle devam edersek, evet, hatırlarsanız ışın tabanlı model bu şekilde oluyordu değil mi? Böyle bir görüntüyü hatırlarsınız. Bu M subray sayısı. Örneğin M eşittir 20 alınıyor. Yani bir tane cluster'ın içinde 20 tane alt ışın var yani. Bu ışınların her birinin açısı farklı farklı. Ama ortalamaları şu theta oluyor. Yani bu ortalama açı, etrafında böyle açılar dizilmiş. Şimdi baktığınız zaman subray sayısı M subray indisi, baz istasyonun amped subray of ant path, tamam mı? Yani bu path, diğer bir de işte cluster, etraftaki bir bina olabilir.
U baz istasyonunun anteni işte 4 tane varsa U eşittir 1, 2, 3, 4 olabilir. Bu da base station transmit anteni. 4 anteni varsa o da 1, 2, 3, 4 olabilir. Yani her bir anten çifti ve her bir cluster için bu üretiliyor. Bunun tabii ki gücü var. Eşit güçlü bakın. Equal power. Equal power subray. Her bir subray eşit güçlü. Her biri de her birinin bir angle of departure'ı var. Bir de baz istasyonuna gelişi var. Değil mi? Geliş açısı var. Onun dışında DS şu pardon şu 2 pi bölü lambda çarpı distance to S eşittir 1. Bir numaralı antene olan uzaklık. Yani 0,5 lambda, 1 lambda, 1,5 lambda, 2 lambda diye gidiyor değil mi? Öyle olması gerekir. Evet. Random phase. Distance bu da 2 bölü lambda çarpı distance şu U eşittir bir alıcı mobil istasyonun ilk antenine olan uzaklığı. Tamam mı? Yani U numaralı antenin ilk antene olan uzaklığı yine. Direction of travel. Evet. Başka burada söylemek istediğim velocity metre bölü saniye olarak. Evet. Tamam. Şimdi burada equal power yani şimdi şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani şurada açık bir alan bulayım. Çizdiğim yani şöyle bakın. Işınları topluyoruz ya burada. Yani mesela mean angle of departure veya arrival olsun. Tamam, fark etmez. İkisi için aynı şey geçerli. Şöyle olabilir. Yani bu böyle ya. Normalde. Laplacian. Şöyle yapabilirsiniz. Eşit güçlü yaparsınız. Şöyle eşit güçlü. Sonra giderek açılıyor. Ortalama etrafında ama angle'lar eşit değil dikkat ederseniz. Güçler eşit simetrik oldu değil mi? Güçler eşit ama açıdan merkezden uzaklaştıkça ne oluyor? Açıların arası açılmaya başlıyor. Bir de bu equal power deniyor buna. Equal power. Ötekisi de sampled deniyor. Yani bunun şöyle yani bu şekilde. Dikkat ederseniz burada hep her bir alt ışının gücü farklı. Tamam mı? Yani iki farklı model var. Benim burada ilk gösterdiğim equal power. Burada sample Laplacian bu da. Burada tabii her birinin gücü farklı. Bakın burada bölü M yok yani. Yok burada değil mi? Yok. Güçler burada. Evet. Tamam. Geri kalan şeyler aynı. Yani işte ilk antene uzaklık.
angle of departure, random face, direction of travel, speed of travel. Bu şekilde. Bu da Ricean. Burada sadece ilk pet, yani en eşittir bir line of sight bileşeni var. Sadece ilk gelen petin burası, dikkat ederseniz en eşittir bir için yazdım, yazılmış. Evet. Burası steering maddesi. Anten pattern'ı. Antenle. Pattern. Theta BS, Theta MS. Burada var mı bunlar? Ha şu. Ha, o değil ya, pardon. O omega. Theta. Theta MS bu, bakın dikkat edersiniz. Yani baz istasyonuyla şey arasındaki açı. Theta BS bu da, bakın. Tamam mı? Yani şu line of sight, burası şu kesik çizgi line of sight. Değil mi? Line of sight'la broadside yönünün yaptığı açı bunlar. Tamam mı? Bu bunlar. Evet. Yine direction of travel var, random phase var. Evet. Bu şekilde bunları topluyorsunuz. Geri kalan şeyleri de gücünü azaltıyorsunuz, geri kalan yolları. Tamam mı? Neden? Onları da azaltıyorsunuz. Yani line of sight sadece birinci pette vardı. Tamam. Ama onu yapınca ötekilerine gücünü azaltmak lazım ki toplam güç eşittir bir olması için bunu yapıyor. Evet. Antenler arası korelasyon. Equal power subray için. Pardon, özür dilerim. Bu genel ifade. Burada yazdığım genel ifade. Birinci antenle ikinci antenin korelasyonu mesela. Değil mi? Baz istasyonu birinci anteniyle baz istasyonu ikinci anteninin korelasyonu. Aradaki mesafe. Spacing. Tamam. Burası equal power subray için. Evet. Geliş açısı, angle of arrival olunca ne oluyordu? Buraya gelen ışın, buraya gelen ışına göre D çarpı sinüs teta. Burası D'ydi değil mi? D çarpı sinüs teta kadar fazla mesafe gittiği için bir faz kayması oluşuyor anten elemanları arasında. O yüzden sinüs teta oradan geliyor. Evet. Bu şekilde korelasyon hesaplanabilir. Yani D. Yani 1, 2, 3, 4. 1 ile 2'nin korelasyonu da buraya D koyuyoruz. 1 ile 3'ün korelasyonu da 2D koyuyoruz. 2D. 1 ile 4'ün korelasyonu oraya 3D koyuyoruz.
o şekilde. Spatial correlation bu. Spatial correlation. Yani antenler arası. Bu da time correlation. Orada o da neye bağlı? Hızın büyüklüğüne ve yönüne bağlı, değil mi? Hızın büyüklüğüne ve yönüne bağlı. Evet. Spatial correlation neymiş? Düz çizgi evet. Burada spatial correlation bayağı fazla. Büyüklüğü tabii. Magnitude değil mi? Normalde kompleks bir sayı çıkacak bu. Büyüklüğü 1'e çok yakın. Yani neredeyse tam korele yani antenler. Neden öyle? Çünkü çok dar bir açıdan geliyor şey. Dar bir açıdan geliyor. Dolayısıyla antenler yani çok farklı açılardan gelen R'ler yok yani. Bir tane R var muhtemelen. Yani o şekilde. Ama 5'e çıktığı zaman angular spread birazcık da. Ama yine de 1'e çok yakın olduğunu görüyoruz. Evet. Burada antenler arası mesafe arttığı zaman korelasyon azalıyor bayağı dikkat ederseniz. Korelasyon azalması ne demiştik? İyi bir şey. Ne sağlıyor bize? Çeşitleme sağlıyor. Diversity, yani çeşitlilik sağlıyor değil mi? Yani antenler birbirinden çok farklı kanallara sahip oluyor her seferinde ve en azından bir tanesinin iyi olma ihtimali yüksek. Ama burada mesela kötüyse hepsi kötü, iyiyse hepsi iyi oluyor. Öyle bir durum var. Daha saçılımlı olduğu zaman mesela mobil istasyon için yarım dalga boyu anten bile, yarım dalga boyu boşluk bile yeterli oluyor. Değil mi? Mobil istasyon yani 35 derece angular spread için. Ama baz istasyonunda biraz daha yani 0.5'e ulaşmak için burada 2-3 dalga boyu mesafe bırakmak daha da açık alanda hani angular spread'in iyice düşük olduğu durumda 4-5 dalga boyu mesafe bırakmak gerekebilir. Anten çeşitliliği sağlamak istiyorsak. Burada şöyle devam edelim. Evet. Burada D bölü lambda 0.5. Burada 10'a çıktı. Değil mi? Bayağı buralarda korelasyon düşebiliyor. Evet. Benzer. Şimdi şeyde burada kod yok elimizde maalesef. Ama şöyle önceki chapter'ın koduna bakalım. Neydi bu? Ray based fading yani special channel model ama CISO. Değil mi CISO? CISO için bu. 2 GHz demiş. Sample rate 50.000 örnek bölü saniye. Hız 120 km bölü saat. Örnek aralığı 1/50.000 oluyor. Şeyde 120 km bölü saati metre bölü saniyeye çevirmiş. Wavelength'i dalga boyunu hesaplamış. Tamam. Power delay profile'ı Vehicular A neydi? Sanırım C, case C'ye karşılık geliyordu diye hatırlıyorum. Power'lar, path power'ları, yani 6 tane path var. Bu da neydi? Şuradan hemen bakalım.
2510. Vehicular, yani Case-J'ye karşılık geliyor. Evet. Baz istasyonu açısı 0, mobil istasyon açısı 0. Yani bu şey demek. Şöyle bir durum yok yani. Hani bunlar anten dizileri. Şöyle. Şöyle değiller. Yani tam karşılıklılar. Yani. Tamam, tam karşılıklılar. Baz istasyonu azimut spektrumu, yani angular spread'i 2 derece. Baz istasyonu angular departure'ı 50 derece. Yani 50, şurada baz istasyonu, şurada bir şey var. 50 derece. Orada bir cluster var yani demek ki. 50 derece. Bütün pad'ler aynı yerden geçiyor. Bütün pad'ler aynı yerden geçiyor. Yani case C'ye karşılık geliyor. Mobilde 35 derece. Tamam mı? Mobilde 22,5 derece yönüne doğru hareket halinde. Angle of arrival'da 67,5 derece. Bunu çizebilirsiniz şu anda mesela bir kağıdın üzerine. Tam karşılıklı koyacaksınız. Buradan 50 derece, burada bir cluster var. Buradan da 67,5 derecede şöyle bir, burada da mobil istasyon var. Bunu çizebilirsiniz. Bu şekilde. Burada da fazları üretiyor. Bütün bu girdileri vererek fazları üretiyor. Generate phase. Oraya gidelim. Generate phase. 20 kitaptaki şeyi kullanacak. 20 tane subray var. Number of subrays. Değil mi? 20. Baz istasyonu 2 pi çarpı random. Uniform phase vardı değil mi şeyde? Oraya bir gidelim. İleride kalmış sanırım. Bunu üretiyor. Bütün subrayler için üretiyor. Farklı farklı bağımsız fazlar. Assign offset. Bütün subraylerin açılarını şey yapacak. Assign offset'e gidelim. Assign offset'e gidelim. Equal power subray. Yani bütün subraylerin güçleri eşit. Şimdi kitaptan sanırım şeyi alacak. Equal power subray'e gidiyorum. Azimut spec, angular spec 2 derece ise, yani ortalama mesela 50 idi değil mi baz istasyonundan çıkış açısı? 50 idi. 50 artı eksi 0.008, 50 artı eksi 0.28, 50 artı eksi 0.49, 50 artı eksi 0.74, 50 artı eksi 1.135, 1.76, 2.296, 4.31'e kadar gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 çarpı 2, 20. 20 tane subray var demiştik değil mi? Yani bu baz istasyonunun angle of departure'ı 50 dereceydi ya. 50 etrafında artı eksi olarak subraylerin açılarını veriyor yani. Nereye geldik? Assign offset'teydik. Offset'leri hesapladık. 20 tane açı verdi bize. Eksi 431'den artı 431'e 20 tane açı veriyor. Transpozunu al. Tercih etmiş daha sonra. Daha sonra angle of arrival'la assign offset nerede kullanıyordu şurada. Hem baz istasyonu için bunu yapıyor. Baz istasyonu için 50 etrafında bu açıları diziyor. Sabre'nin açılarını. Mobil istasyon için de 67,5 etrafında bunları diziyor. Assign offset. Tamam. Generate phase. Random pairing. Bunu neymiş bu? Bunu bakmamıştım. Rand pair ne yapar? Karıştı. Shuffle ediyor galiba. Pair 20. Birden 20'ye kadar
sayıları numaraları karıştırıyor. Yani bunları böyle shuffle etmiş. Tamam, neyse. Fazları üretiyor. Yani faz dediklerim nelerdir? Kitaba geri dönelim. Şunlar ya. Bu tetaları üretiyor. Üretti yani şu an. Bunları üretti. Şöyle geri dönelim. Sonra ray fading. Ray based fading. Ne yapıyor orada? Degree'den radyana çevirmiş. Dereceden radyana. Evet. Theta v, travel, direction of travel da radyana çevirmiş. Evet. E üzeri eksi işte cluster şeyleri. Bütün subray'ler. Bütün subray'ler. 20'lik bir şey bu. Bu bir tep için. Tep için. Bu 20'lik şeyi topluyor yani. Şu formülü çalıştırıyor şu an. Tamam. Size t. T neydi? T neydi? Ha, kaç sample yapacaksa sample'ları üretiyor. Sample kadar. Tamam. Biliyorsunuz, tekrar hatırlatıyorum. Bu ikinci chapter. Dolayısıyla CISO. Bu bir anten çifti için. Bir tane anten var. Bir baz istasyon anteni, bir alıcı anteni var. Tamam mı? Bu şekilde E üzeri şeyler, işte burada hız var, random faz var. Bu şekilde. Bunu da bu tap'in gücüyle çarpıyor. Değil mi? Sabre'yi. Tap'in gücü bu. Onu da Sabre'ye böyle equal power Sabre için yapmış. Derseniz. Tamam, bu şekilde şeyi üretiyor. Çalıştıralım. Elli bin sample, yani 20 mikrosaniye, 10 çarparsam 0.2 saniyelik bir şey üretmiş. Bunu mesela speed'i 10 kilometre bölü saate düşürürsek ne oldu? Daha yavaş değişen bir kanal oldu. Hızı sıfıra çevirirsek dümdüz, yani zamanda hiç değişmeyen bir kanal oldu. Böyle yani. Tekrar 120 yapayım. Üçüncü chapter'da biz neyi gördük? Bunu MIMO için yaptık. MIMO için yapmak için ne yapmak gerekiyor? Şurada ray fading'de her pet için bunu ürettik ya, bunu ayrıca her anten çifti için yapacağız. Her anten çifti için yapmamız gerekiyor. Daha sonra da korelasyon maddesini hesaplayıp bunları korele hale getirmek. Cholesky decomposition falan. Biraz fikir sahibi olduk diye umuyorum. Yani bu şekilde. Bunun şeyi tabii zor değil bunu yapmak. Yapılabilir. Ama öteki türlü de yapılabilir. Yani Metra kanal modelindeki gibi de yapılabilir. Bu şekilde de yapılabilir. Ama özellikle sparse, yani uzamsal olarak sparse olan kanallarda, yani angular spread çok az, ancak ışın belli yerlerden gelebiliyor, yani çok etraftan dağınık gelemiyorsa, o zaman ışın tabanlı yapmak daha doğru oluyor. Mesela milimetrik dalga kanal modelinde bu şekilde yapmak daha doğru oluyor. Evet. Sorusu olan var mı? Bu kodlar sizde de var herhalde.
Bunu case D için yapabilirdiniz. Ne yapacaksınız? Power delay profile'ı değiştireceksiniz. Değil mi? Geliş gidiş açıları değişikse bakalım mesela. Case C için yapılmıştı bu. Direction of travel 22.5. Case D için yapmak isterseniz -22.5 diyeceksiniz. Direction of travel'da. Ve bütün pathlerin şeyleri 67.5 olmayacak kullanıcıya giriş açısı. Tek numaralı pathlerin 22.5, çift numaraların -67.5 olması gerekiyor. Burada anten şeyleri nasıl? Antenler arası mesafe nasıl? Demiş mi burada? Galiba 0.5 varsaymış diye düşünüyorum. Tam emin değilim şu anda ama 0.5 varsaymış. Evet. 2 veya 5 olabilir. Bu kodda 2 yapmış. 2 derece. Başka. 3, 30, 120. Onları da denedik. Bunları değiştirmeniz gerekiyor. Gerçi bu D, case D. Evet, tamam. Evet. Şu anda onu yapacak zamanım yok ama yani şurada yapmanız gereken böyle bunu değiştiriyorsunuz. Bu da hepsi 50 ya. Burada neydi? Yani hepsi 50. Yine 50 olacak. Değişmiyor yani. Ama baz istasyonu için 67.5 değil. Yani burada hepsi 67.5. 6 tane 67.5 var. Burada ne olacak? 22.5, 67.5, 22.5, 67.5, 22.5, 67.5 olacak. Yani. Onu yaptığınız zaman şey olur. Yani şöyle 22.5, 67.5. Böyle yapabilirsiniz. Ötekisi ne olacaktı? Ötekisi değişmiyor. Şunlar değişecek. Bu case D için pedestrian B. Pedestrian B. Pardon, şunu silecektim. Bunu. 0, -0.9 -4.9 -8 -7.8 ve -23.9 şeyler 0, 200, 800, 1200, 2300 nanosaniye, 3700. Çalıştıralım bakalım. Çok hızlı yaptı. Çok bizim gözlemleyebileceğimiz bir şey yok. Yani sanki biraz daha yavaş değişti aslında. Biraz daha yavaş değişiyor. Yani eskiye nasıl döndüreyim? Hemen döndüreyim mesela. Hemen wakeboard A yapayım. Şimdi wakeboard A oldu değil mi? Başka bir şey unutmadım değil mi? Başka değiştirmem gereken bir şey. Ha, -22.5 var bir de. Direction of travel. Onu da yaparım şimdi. Pedestrian şeye döndüm. Daha hızlı değiştiğini görüyorsunuz değil mi? Bana kalsa daha hızlı değişti. Pedestrian B'ye dönelim.
Bir de burada speed neredeydi? Yani 22.5. Kontrol -22.5 varmış bir de. Şimdi pedestrian B'ye döndük. Pedestrian B. Çok da bir fark yok gibi. Neyse. Tamam. Sorusu olan var mı? Dediğim gibi buna çoklu anten eklemeye kalktığımız zaman tabii işler zahmetli olmaya başlıyor. Yani bunu her anten çifti için yapacaksınız. Padleri üreteceksiniz. Bir de korelasyon matrisini hesaplayacaksınız veya birisi size verecek. Ona göre koreli hale getireceksiniz falan. Ama tabii bir kere yaptığınız zaman her zaman kullanılabilir. Tamam. Sorusu olan yoksa bugünlük bu kadar diyelim. Evet, yok mu sorusu olan? Tamam o zaman, peki. Perşembe günü görüşürüz diyelim. İyi günler hocam. İyi günler.